Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda şu an Hint Okyanusu'nun ortasında yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk sonunda bayağı ortaları bir yere geldik. Bugün hayallerimizi bir tık daha atacağız. Bugün büyük vatozlarla dünyanın en büyük balığı olan balina köpek balığını göreceğiz inşallah. Şimdi bir tane vatozların olduğu alana geldik. Direkt dalıyoruz. Umarım ki bu videoyu yayınlayabilirim çünkü GoPro'mda çatlak var, su alabilir. Ama su altı kabı bulamadım. İnşallah bu videoyu yayınlayabilirim. Bakalım yayınlayabileceğiz mi? Atlıyoruz. Abi saatlerdir arıyorduk. Bulduk ama bizden önce gelenler vardı. Kalabalık olunca burası vatozlar dibe dalmış. Görenler oldu ama bizim tekne göremedi maalesef. Biraz kısmetsiziz. İnşallah buluruz ya. Çünkü garanti değil görebileceğimiz. Evet, şu an aramaya devam ediyoruz. Tam bizim ekip daldı, vatozlar gitti. Neyse, mantarlar önemli değil. Önemli olan balina köpek balığını görmek. Biraz şimdi mantar arayacağız, ondan sonra gideceğiz. Büyük balina köpek balığını arayacağız. Hızlı olan görür daha. Okay, everyone, please come. Allah, inşallah GoPro'su geçirmez. Hadi bakalım gidiyoruz. Kamera ilk testi geçti ama yakalayamadık, kaçırdık ya. Lan bizim tekne de en sona gidiyor. O değil. Neredeyse suda tuz oranı çok düşük olduğu için su beni kaldırmadı. Bir an panik oldum ilk önce atlayınca. Suyun üstünde kalmak için uğraşmak lazım. Bizim Akdeniz gibi değil, böyle takılayım da su beni kaldırsın yapmıyor burası. Turculara gezerken size videolar izletiyorlar. Millet böyle vatozların milyon tane balığın arasında yüzüyor, tamam mı? Şimdi geldik, tekneye bindik, diyorlar ki şansınız varsa görürsünüz. Şanslı günlerde video çekmişler, çok sağlam, inanılmaz güzel görüntüler var. Biz bugün kaç saattir şu an denizin üstündeyiz ya. Lütfen saatler oldu, hiçbir şey göremedik. Evet, görüntü var. Şu anında bütün gemiler dolmuşuyor ama ya. Vatozlar kaçar tabii, ben olsam ben de kaçarım. Abi demin olduk. Buradan daha ortaya kadar yüzdüm. Sonra yoruldum. Bizim bu tekneye gelmek istedim. Abi gelemedim. Akıntı beni içeri götürüyor, tekne burada kalıyor. Yüzdükçe uzaklaşıyordum. Mecbur help me diye bağırdım. Gelip beni aldılar. Biraz da rezil olduk. Mantalar mantara bağladı iyice. Baksanıza bir dünya insan. Bu sefer bizim ekipten görenler oldu. Yarımız gördük, yarımız göremedik. Ben de göremedim. Gördüm. Şu anda.
Abi şimdi öncelikle tur hayal ettiğim gibi değil. Ben sanıyorum ki bir koya dalacağız da etrafımızda vatozlar, balıklar, balinalar yiyecek falan. Öyle bir şey yok. Çok iyi denk gelme meselesi o. Ve bu kadar kalabalık varken denk gelmedi. Şimdi ne oldu? Balina gidiyor, tamam mı? Saat, bu balinalar saatte 4-5 kilometre yüzebiliyor. Dünyanın en büyük hayvanı demiştim ya, biraz bilgi anlatayım hadi. Keyfim yerine geldi ya. Abi bunlar 18 metreye kadar büyüyebilen balıklar, 70 ile 100 yıl arasında yaşıyor. Çocukluktan hani tam ergenliğe erişmesi de 30 yılı bulabiliyor. Bu 30 yıllık sürece gelene kadar da bu balıkların sadece %10'u hayatta kalıyor. Hani anne yumurtalığından çıktıktan sonrakilerin. Bir de şöyle bir şey var. Bunlar yumurtlayan balıklar. Bir de bunlar balina köpek balığı deniyor. Balina asla değiller. Köpek balığına daha yakınlar ama işte deniz balığı diye geçirebiliriz. Bunlar yumurtalarını içeride hapsediyor ve yumurtalar çatlayıp yavrular dışarı çıkana kadar da içinde saklıyor. En sonunda aslında doğuruyormuş gibi gözükse de aslında oysa ki içindeki yumurtalar parçalandıktan sonraki dışarı çıkan yüzlerce yavrudan sonra doğum gerçekleşiyor. İçeride oysa ki yumurta kuluçka döneminde. Normalde çok fazla derinde yaşamıyor. İşte suya bu kadar yakın yerde yaşıyor. 200 metreye kadar da altta besleniyor. Dünyanın en büyük balığı neyle besleniyor? Dünyanın en küçük canlıların biriyle. Bu su yüzeyinin üstündeki planktonlarla besleniyor. Yani diğer yavruların yumurtaları, diğer balıkların yumurtaları ya da işte resiflerden çıkan o işte ıvır zıvırla gözle bile zor görülen şeylerle besleniyorlar. Ağızlarını açıp bütün okyanus suyunu süzüyorlar. Burada süzgeçlerinden geçerken de o içerisindeki planktonları ve işte diğer yumurtaları, balık yumurtaları falan süzen solungaçlarında süzgeçler var. O koskoca tonlarca ağırlığındaki balık bu şekilde besleniyor. Buralarda 13-15 metre civarındaymış. Genelde su sıcaklığının 21 ve 25 derece olduğu noktalarda yaşam alanlarına sahipler. Zaman zaman bazı soğuk kıyılarda da görüldüğü olmuş. Şimdi ben şimdi abi üstümde bir acemilik var ya da elimde GoPro tuttuğum için mi yüzemiyorum ne? Okyanus akıntısı da var böyle. Size bir yandan akıntı yapıyor. Balinalar nereye gittiği belli olmuyor şimdi. İnsanlar bir o tarafa koşturuyor, bir o tarafa koşturuyor. Ben de teknenin yanındaydım. Uzağa açılamıyordum. Göremiyordum diye de tam üzülüyordum. Bütün tekneler etrafı sarınca balina döndü, tam benim altımdan geçti. Siz de gördünüz. Belki de en yakından görenlerden birisi ben oldum şansa. Bugün burada yüzlerce, bine yakın insan var belki, yüzlerce tekne var. Ama en yakından görenlerden birisi ben oldum. Şans. Dediler ki bu çok büyük değil. 30-40 yaşında filandır, 7-8 metrededir. Bana kalsa daha büyük gibiydi ama. Abi senden daha net çekmiş şimdi. Bitti mi? Ulan. Neyse, Allah'tan son dakikada da olsa görüntü aldım, yoksa hep üzülecektim. Verdiğimiz paraya değdi mi derseniz şöyle söyleyeyim, bu zamana kadar hep belgesellerde izlediğim. Ben ki balina köpek balığına da çok meraklıyımdır. Onları zamanında National Geographic'te falan çok izliyordum. Çıktım geldim o gün, yıllar önce National Geographic Channel'da yani bir belgesel kanalında izlediğim canlıları o izlediğim yerlerde, o turkuaz sularda görmek nasip oldu. İçime sindi. Evet, daha çok şey bekliyordum. Beklentim yüksekti ama olsun. İçime sindi. Turum aletini bu arada size söyledim bilmiyorum. Bu turum aleti 100 dolar. Siz sabah 7'den alıyorlar. 2 saat boyunca yolculuk yapıyorlar. Şimdi öyle bir açığa getiriyorlar. Şu an ekvator çizgisine çok yakın bir noktadayız. Hayatımda geldiğim en güney noktadayım. Kaptan slalom yapıyor. Burada yüzmemize izin verseler keşke, mükemmel ya. Lan nasıl güçlü motorlar ya, denizi yarıyorlar valla. Zaten biz buraya molaya gelmişiz, burada piknik yapacağız. Bunlara şey diyorlar, kum bankası diyorlar. Bazen denizin ortasında böyle bir avuç tek başına da olabiliyor ama burası biraz böyle resif gibi. Şu karşıdaki adayla şuradaki adayı birbirine bağlamış. Burada şimdi bir şeyler atıştıracağız. Hatta burada drone uçuralım. Tamam mı? Aynen, burası drone yeri.
En son böyle herhalde 3 sene önce mi, 3,5 sene önce mi Tayland'da Koh Phi Phi adasında bir yere gitmiştik, böyleydi. Ondan sonra kaç senedir Asya'ya geziyorum, böyle bir ikinci kez ya da üçüncü kez bu kadar güzel sahiller görüyorum. Şimdi Hint Okyanusu'nda, Maldivler'de platok yemeğin de ne bileyim kardeşim, yani yaşamasın. Ulan ya, geldiğiniz yerlere bak. Gerçekten çok başka hayatlar var ya. Burada bir tane oda varmış. Bir tane ada, bir tane oda. Ama oda denizin içinde. Ve odanın geceleri 50.000 dolar. 50.000 dolar. Bizim 10 tane askeri üretli bir sene çalışsa bir tane oda tutamıyor burada. O odayı. 33 yaşındayım. Herhalde hayatımda aldığım en pahalı şey 2012'de galiba Opel Corsa almıştım. 7200 TL'ye. O zamanın parası çok paraydı. 99 model Opel Corsa. 1.4 GLS'ydi galiba. Onu çok para vermişim. Ondan sonra aldığım en pahalı şey bu telefondu. iPhone 13 Pro. Ve ben bu telefonu nerede kullanacaktım biliyor musunuz? Hani aylardır tutuyorum. Suyun altında video çekmek için kullanacaktım. Maldivlere geldim. Telefonu bir kere suya soktum. İkinci günü kırıldı. Yani durdu. Hayatımda ilk defa bu kadar değerli bir şeye hasar verdim. Yani hiç ben telefonlarımı falan hiçbir şeyimi kırmazdım. GoPro'nun camı bile soğuktan çatladı. Bunca zaman elektronik kullanıcısıyım. Hayatımda ilk defa bir şey kırdım. O da en pahalısı olanı, o da en lazım olduğu yerde. Suyun altına sokacağım yerde, Maldivler'de. Mercanlar var. Basamıyorum fazla. Biraz ileri gidebilirsek balık göreceğiz. Yarın da köpek balığı görmeye gideceğim. Vallahi bir daha Maldivler hayatımıza kaç kere geleceğiz. Yapacak bir şey yok. Sonraki ülkelere non-stop otostop gezeriz zaten. Ama para işini halletmem lazım. Hala para çekemedim. Bankalara mail attım. Umarım işi çözerler. Hadi bakalım şimdi düzelmiş mi? $100 şey istiyordu. Para çek. Bak yine vermedi. Allah belanı versin. Yapı kredi oldu ama öyle tahmin ediyorum. O verecek. Güzelim. Sana güveniyorum. Sen halledersin, sen verirsin. Buradan ses gelmesi lazım. Hadi alttan ses gel. Verdi. Aa, verdi vallahi. Adamsın ya. Hele şükür bir tane yıkamacı buldum açık. Ama o da şimdi açık değil. Abi namaza gitmiş, gelecekmiş. Ses orada, sokağa göstereyim. Bir tane abla, abi burada ne bulduysa ekmiş. Ne güzel. Adanın arka sokaklarındaki lokal yaşamda böyle. Yıkamacı buldum en sonunda. 2 pantolon, 2 gömlek, 2 tişört. Yok, 1 tişört. Tişörtün biri burada. 2 çorap, 2 tane don, $100. Biraz pahalı gibi ama yapacak da bir şey yok. Ada ortamında bu kadar olur. Şimdi bir drone uçuracağım. Ondan sonra size buranın bir denizini göstereceğim, bikini biçini. Ondan sonra bir yemek yiyeceğiz, videoyu bitireceğiz. Dünkü İtalyan çocuk hatta şey yazdı. Akşam bir daha yemek yiyelim mi diye. Belki onunla buluşur, yemek yeriz. Arada böyle uçmalı, kaçmalı, jet ski'li, meskili. Ondan sonra şey var ya, hani böyle suyun üstünde bir boru vardı, uçuyor musunuz gibi oluyor ya. O filan var. Neyse, konu o değil. Ben şimdi tur firmasına gittim, paramı ödedim. 2 gün boyunca yine turlara katılacağız. Yarın köpek balığı göreceğiz.
tur firmasını değiştirdim çünkü adamlarla gittik abi, hiçbir şey göremedim. Normalde vatoz görmemiz lazımdı ve işte dünyanın en büyük hayvanı, balina, köpek balığını görmemiz lazımdı. Sadece bir sefer görebildik, vatoz hiç görmedik. O yüzden ben değiştirdim onları. Bakın bu Maldivlerin işte kendi özel teknesi, gemisi. Şimdi ben bir şey zorluyorum, geldim günden beri zorluyorum. O gemilerle gece burada, burada değil daha doğrusu, burada da vardı belki bilmiyorum ama Male'de balıkçılar balık tutmaya gidiyorlar. Ben de şu an işte bir şekilde buradan işte yerel arkadaşlar edinip o teknelerden biriyle, yani yerel balıkçılarla denize açılmaya çalışıyorum. Yani bunu hedefliyorum, kovalıyorum. Henüz yapamadım, yani henüz birini bulamadım. Buna da meyve gemileri diyorlar. Aslında bununla da gelen giden yolcular var ama bu ağırlıklı olarak eşya taşıyor. Bazı adalara bununla giderseniz de çok çok daha ucuza gidebiliyorsunuz. Biz Male'den buraya kaç paraya geldik hatırlamıyorum, unuttum. 2-3 dolara falan geldik. Feribotla işte 20-25 dolara geliyorsunuz. Böyle şeylerle gelseniz çok daha ucuza gelebiliyorsunuz. Adadaki bazı balık türleri de bunlar. Şu bizim tuttuğumuz balığa benziyor. Hani abi tuttu. Aslında şu da benimkine benziyor da benimki biraz daha ince uzundu. Size Mafuji Adası'nı biraz fazla uzun anlattım. Neden? Çünkü aslında Maldivlerin en ünlü adası burası. Şimdi zaten diğer yerler otel, resort. Yani insanlar zaten oraya hani internetten büyük paralar ödeyerek gelip o otellerde kalıyor. Ama işte sizin gibi, benim gibi böyle bavulunu eline alıp da orada gidip de uygun yer bulayım da kalayım diyenler, araştırma yaptığında karşılarına bu ada çıkıyor. Mafuji Adası. Hem etrafı çok güzel, hem bakın buranın da plajı çok iyi. Bikini plajı da var, yani isteyen kadınlar ve erkekler normal her yerdeki gibi denize de girebiliyorlar. Buradaki tur faaliyetleri çok fazla olduğu için hem firma sayısı hem de tur alanları daha da ucuza getirebiliyorsunuz turları. Bir sürü etkinlikler falan var. Her bütçeye göre hostel var. 20 dolara da var, 200 dolara da var, otel var yani. Her şey dahil sistem yok buralarda. Tam pansiyon var. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği, konaklama. Hatta bazı programlar var. Sizi havalimanından alıyor, burada yediriyor, içiriyor, gezdiriyor, turlara katıldırıyor. Tekrardan oraya bırakıyor. Lobi var şimdi. Yusuf sen anağa bakma, gelse. Anası sevmedi. Sev Yusuf. Cici. Yusuf sol kayıt. Sev. Cici. Gel cici bu. Anası sevsin ya. Hadi git bakalım. Ya burası da bomba ama asıl bomba yerler şeyde tabii ki. Denizlerin ortasındaki o adalarda. Yani çok güzel adalar. 1200 tane ada var burada. Çok daha güzelleri var. İşte en güzellerine otel, resort hepsini dikmişler. Allah, bu içeriler hep şey, insan ayağını kesiyor. Abi bu su bizim Akdeniz'in suyu gibi değil. Kaldırmıyor. Karadeniz, Akdeniz gibi değil. Abi size resim bulamadım. İnternette yazıyordu, bu adada da bir yerlerde var. Thank you.
güzel bir gün batımı izledik. Maldivlerin en meşhur, en meşhur dediğim yani en uygun ve en meşhur, o yüzden en popüler yani, adasındaydık. Başkent Male'ye yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta. Burada böyle kediler de var, bir sürü kedi var ya. Şşt, sarı kız, kara kız, ne yapıyorsunuz? Ben 2 gün, hatta 3. günüm bu, geçirdim. Maldivlere de gelsek, çölde otostop da çeksek, benim gezilerim günlük vlog tadında. Hem kendi günlük uğraşlarımı da videoya ekliyorum, hem de elimden gelince güzel görüntüler çekip size göstermeye çalışıyorum. Bu bölümde buraya kadardı. Aa bak, bu bölümlere, şu Maldiv bölümlerine ekstradan like, yorum istiyorum. Gönderin, herkese gönderin. Çok masraflı bir seyahat oldu. Benim en masraflı seyahatim oldu. O yüzden elden ele arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim. Gevezelik ettim bu videoda çok fazla, biliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.